Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı karayolunun vatandaşlar tarafından ulaşıma kapatılmasının ardından bir aile dramı ortaya çıktı. Ahmet Güner isimli vatandaş hem kızının hem de babasının söz konusu yolda hayatını kaybettiğini söyledi. Kızımı kaybettim. Bu asfaltta, Ankara E5 yolunda. Kızım 11 yaşında vefat etti. Oğlumdan sonra kızım vardı, büyük olan. 3 tane daha ayrı kızım var. Bir tane de oğlan çocuğum oldu, küçük. Bunlardan korkuyor, endişeleniyor. Çocuğum 11 yaşında vefat etti, 2012'de. Dün 4. ayda, ayın 4'ünde, çarşamba günü saat 3.30 sırasında ben kendim işteydim. İşten babamın yürüsüne geldim. Yani başka insanlar ölmesin. Biz yetkililerden bir şeyler yapmasını isteriz. Yani yol yapması değil, bize üst geçit yapsınlar. Hani çorumuzdan çocuğumuzdan karşıya geçmek isteriz. Başka insanlar ölmesin. Bu adam 86 yaşında, bu çocuk 11 yaşında. Bunların bir hastalığı yok. Bir hastalığında bir vücutlarında bir şey yok yani. Bunlar ikisi de geç gitti sayılır. Bu adamda ne bir hastalık var, bu çocukta ne bir hastalık var. Bunları araba çarptı. Bu karayollarından yani bir şeyler yapmasını isteriz. Beyabası Mahallesi Sancıbeli mevkiinde 86 yaşındaki Ahmet Güner'in yolun karşı tarafına geçmek isterken trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesiyle karayolunda eylem başladı. Fethiye Muğla karayolunu ulaşıma kapattıran eylemin ardından ise Güner ailesinin acı dolu hayat hikayesi ortaya çıktı. Sedat ve Durdu Güner çifti aynı yolda hem kızlarını hem de babalarını trafik kazası sonucu kaybetti. 3 yıl önce yaşanan trafik kazasında 11 yaşındaki kızı Nazar Güner'i kaybettiğini söyleyen Durdu Güner, çarşamba günü yaşanan trafik kazasında ise kayınpederi Ahmet Güner'in kollarında can verdiğini ifade etti. Önce kızımı kaybettim. Yani onun tamam, onun can verişini kucağımda görmedim. Ama kayınpederimin dün kucağımda can verişini gördüm. Daha hala bir şoktayım. Bizim canlarımız gidiyor. Bir aileden 3 yıl arayla 2 tane can gidiyor. Önce kızım, sonra kayınpederim. Ya bize yardımcı olsunlar, karayollarımız. Cumhurbaşkanı mı yaptıracak, kaymakam mı yaptıracak, valisi mi yaptıracak, kim yaptıracaksa ya alt geçit ya da üst geçit. Herhangi birini yaptırsınlar bize. Bizim başka annelerin yüreği yanmasın, başka evlatların canı yanmasın. Ben sadece bunu istiyorum. Ya bize bir yardımcı olsunlar. Başka bir şey istemiyorum zaten. Aynı yolda hem kızını hem babasını kaybeden Sedat Güner, yola en kısa zamanda üst geçit yapılmasını istediklerini belirtti. İnsanlar ölüyor. 86 yaşındaki bir adam öldü burada dün. Yaya geçidi var, ışık yok. Arabalar yavaşlamıyor geçmek için. Yetkililerden buraya bir ışık istiyoruz.